Merhaba arkadaşlar, bugün size düdüklü tencerede bütün tavuk haşlama yapmaya çalışacağım. Bunun için bir adet tavuk aldım, 1750-1850 gram civarında. Ve de kitabındaki kümes hayvanları bölümüne baktığımızda bütün tavuk olaraktan kaç dakikada pişeceğini vermemiş. Tavuk budu, tavuk göğsü, hindi budu, hindi göğsü, çorbalık tavuk olarak vermiş. Onların süreleri var. Yine fislerin kendi programına girdiğimizde orada da 500 gramlık piliç için 15 veya 20 dakikada pişirebilirsiniz demiş. Yani pişireceğiniz tavuğun parçası küçükse 15 dakikada, eğer büyüklüğüne göre 20 dakika o arada pişirebilirsiniz. Ben şimdi bunu ilk etapta bir 20 dakika pişireceğim tencerede. Eğer olmazsa bir 5 dakika daha pişireceğim. Tencereme minimum seviyesine kadar su ekledim. Yani 250 milim. ...500 milim. Tencerenin çalışması için en az minimum seviyesine kadar su eklemek gerekiyor. Ve de içerisine tavuğumu yerleştiriyorum. Tencerenin kapağını da kitabında yine bahsettiği şekilde iki tane kırmızı nokta var, hem kapakta hem tencerede. Onları birbirine gelecek şekilde kapatıyorum. Bu et olduğu için ikinci kademeye alıyorum. Buradan da şuradan da kapatıldığını klik sesini duyaraktan hem de şey yaparaktan görüyoruz. En yüksek ateşimize alıyoruz tavuğumuzu. Ve de altını açıyoruz. Dakikamızı, zamanımızı ayarlıyoruz 20 dakikaya. Tencere ilk önce 5-6 dakikada içindeki su buharını atıp kendini kilitleyecek. Daha sonra da birkaç dakika daha bekleyeceğiz. Şu da sarının en alt seviyesine gelince, sarı bayağı bir çıkacak, altına yeşile doğru gelince tenceremizi büyük gözden en küçük gözün en küçüğüne alacağız. Ve de o yeşile geldiği zaman süremizi başlatacağız. 20 dakikamızı başlatacağız. Ortalama tahminen 28 dakikayı toplamda bulacağını tahmin ediyorum. Şu anda sarının sonuna doğru geldi. Hatta yeşile de geldi. Saatimiz oturmadığı için uyarı vermedi. Yüksek gözü kapatıyoruz. Ve de aygazımızın en küçük ateşini, en küçük ayarını aldık. Ve de 20 dakikalık süremiz başladı. Şimdi 20 dakika bekleyeceğiz. Şu anda 20 dakikamız doldu.
Tenceremizde ötüyor, uyarı veriyor. Ay gazın altına. Kapatıyorum ve de normalde içinin buharını kendi halinde bırakaraktan bunun buharını boşaltmanın 4 tane yolu vardı. Bir şuradan şöyle çok hafiften böyle basaraktan boşaltıyorduk. Bir şu kapaktan bu şekilde böyle yavaş yavaş çevirerekten boşaltıyorduk. Bir de suyun altında tutuyorduk. Musluğun altında şöyle şu kenarına biraz su tutuyorduk. Böyle bir 30 saniye falan, bir dakika kendi kendine. Bir de böyle enerji tasarrufu yapmak için yani fazla diyelim bunu 20 dakika pişireceğiz. 2 dakika önceden 18 dakika pişiriyoruz. Bu içindeki kendi buharıyla 2 dakika daha pişiyor. Bir de o şekilde bekleyerekten 15 dakika veya 20 dakika neyse işte. O kadar süre bekleyerekten içini buharını boşalt. Ben şu anda bekleyerekten buharını boşaltacağım. O yüzden tenceremi bir kenara koyuyorum ve de bekliyorum. Şu anda 15 dakika bekledim. Ve de üzerindeki göstergemiz tamamen indi. Şöyle buhar girişine de basınca tamamen boşalmış. Tenceremizi açıyoruz. Ve de tavuğumuz pişmiş mi diye bir kontrol edelim. Şurada et kemikten ayrılmış. Şöyle işte komple dağılmış. Biz bir de bunu bekledik tabii. 20 dakikadan sonra bekleyince o kendi buharıyla da biraz daha pişti. Yani 20 dakika bütün tavuğu pişirmek için yeterli oluyor. Lif lif olmuş ama iyicene böyle dağılsın istiyorsanız 20 dakikaya da geçebilirsiniz.